Selam arkadaşlar, şu an PBA'deyim. Biliyorsunuz yeni bir Adcler şampiyonu geldi. Bunu oynayacağım, skillerini falan anlatacağım size. Çok değişik bir mekaniği var onun, onu anlatacağım. Onun dışında yeni bir rün geliyor. İsabet sayfamızı anahtar rünlerden yeni bir rün geliyor. Bu da Conqueror rünü. Savaştaki 4 saniyeden sonra ilk oto atağınız, rakip şampiyona yaptığınız ilk oto atağınız size fazladan bir saldırı gücü kazandırır 4 saniyeliğine. Ve bu 4 saniye boyunca şampiyona yaptığınız hasarın %20'sini gerçek hasara dönüştürür diyor. Yani ne demek? 4 saniye biz savaşta kalırsak işte minyon falan filan hiç önemli değil. Şimdi oyunda da bunu iyice göstereceğim. 4 saniye herhangi bir şey hasar çıkartırsak 4 saniye sonunda bir rakip şampiyonu yapacağımız ilk oto atağımız bize fazladan 4 saniyeliğine yine bir AD kazandıracak. Ve bu 4 saniye boyunca rakip şampiyona yaptığımız oto ataklarımız gerçek hasar vuracak rakip şampiyona. Yani verdiğimiz hasarın %20'si gerçek hasar olarak işleyecek rakibe. Bu güzel bir şey. Artı olarak şöyle bir şey var. Bir saniye. Şöyle bir şey var. Hani bunu menzilli olmayan yakın dövüş karakterlerini tercih ettiğiniz zaman bunu her oto atağınız bu süreyi tetikleyecek. Yani savaşta kalırsanız bu 4 saniye sanırım şey olacak. Bir tekrar okuyayım. Evet bak. Menzilli olmayan karakterlerde rakip şampiyonlara hasar vermek bu rünü yeniler, bu buff'ı yeniler diyor. Onun dışında hero'muza gelecek olursak arkadaşlar. Hero'nun skill'leri, şimdi skill'lerini size direkt göstererek anlatayım. Nasıl yapalım? Bir level atlatalım mı? Yok, 30 saniyeleri saralım. Minyonlar biraz ilerlesin. Biz normal bir başlangıcımızı yapalım. Sonra size hero ile ilgili farklı bir bilgi vereceğim. Bir skill'leri anlattıktan sonra şurada. Hemen nerede? Şuraya bir ışınla bizi. Minyonlar gelsin. Hemen bir 30 saniye daha ileri saralım. Şimdi arkadaşlar Q skillimiz 6 tane böyle roket ateşliyor. Etrafımızda ne kadar çok rakip varsa o kadar. Mesela tek bir minyon olduğunda da kullanacak olursak bunu. Cooldownları auto refreshlesin. Mesela nasıl anlatabiliriz? Şurayı bir clearleyeyim şöyle Q'ya basarak. Yani tek bir minyon kal mesela bak iki tane minyona vuruyor görüyor musunuz range'ine göre. Mana'yı da bir refreshleyelim şöyle. Mesela şu minyonu şöyle öldürdüğümüz zaman direkt bir minyona vuracak hepsini bu şekilde. Yani şöyle bir range'i var. 6 tane işte füze ateşliyor diyeyim. W skin'imiz de böyle arkadaşlar. Bayağı uzağa atabiliyoruz. Minyonların içinden geçmiyor bu arada. Minyona takılı kalabiliyor. Rakip şampiyon koymadım gerçi ben karşıya ama bir rakip şampiyon eklersek karşıya. Neyse onu sonra anlatırım. O çok önemli değil. Ultisini anlatamayacağım şimdi. Hemen çıkıp gireriz. Rakip şampiyona karşı onu da anlatırım. W skill'i böyle bir şey arkadaşlar. Bunu kullanılma amacı genelde şey olacak. Ya böyle az canlı kaçar biri varsa onu atabilirsiniz. Ya da rakip şampiyon olduğu zaman 6 level'da W'nuzu tutturduğunuzda rakip şampiyonu. Şu mesela rakip şampiyon olarak düşünün. Ultinizle onun yanına ışınlanabiliyorsunuz rakip şampiyona. Bunu anlatacağım tekrardan. Buna çok takılmayın. E skill'i de arkadaşlar. E skill'ini kullandığınızda oto atak yapamıyorsunuz. Böyle bir charge bekliyorsunuz. Ne kadar sürüyor bu? 1.46 saniye kadar oto atak kullanamıyorsunuz. E'yi kullandığınız zaman saldırı hızı kazanıyorsunuz. Şimdi Hero'nun farklı bir mekaniği var demiştim. Hemen bundan bahsedecek olursak şöyle bir base'e gidelim. Nerede abi ışınlanma şeyi? Ha, tamam. Şöyle base'e gidelim. Şimdi arkadaşlar Hero'nun skill'lerinde Q skillinde eğer level atladıkça ve kastığınız itemlarla şurada bakıp görüyorsunuz şu an benim ekstra bonus olarak 14 ADM var yeşil yazan. Burada da Durant 9 diyor. Bu ne diyor burada? Burada neden 14 görünüyor? Herhalde bu şey olarak sadece şeyi alıyor. Item ve şampiyon level'ını alıyor. Başka bir yerden gelen bir şey saymıyor. Şimdi bilmiyorum neden orada 9 neden orada 14. Ama hani şampiyonun leveliyle artan saldırı gücü ve aldığınız itemlerle artan saldırı gücünü sayıyor sadece. Şu an 9 bonus ADM varmış. Bu 100 olduğu zaman Q skillimiz güçleniyor. Güçlenince 6 füze yerine 12 füze atıyor. Yani çok daha fazla bir anlık hasar çıkartıyorsunuz. E skillinde de ekstra atak speediniz %100 olduğu zaman yani şu neresi oluyor bir dakika ekstra atak speedi gösterecek olursak buradan görünmüyor ama yani totalde %100 atak speed kasarsanız bu nasıl olabilir mesela? Mesela statik %35 veriyor. %35 bot veriyor. %70 oldu değil mi? Level atladıkça da biraz geliyor işte. Bu %100'e tamamlandığı zaman bu da güçleniyor. Ve bu güçlendiği zaman E skininizi kullandığınızda 0.5 saniye görünmez oluyorsunuz. E skininiz hani bastığınızda oto atak yapamıyorsunuz ya.
Bu güçlendiği zaman böyle olmuyor arkadaşlar. Kullanması çok kısa sürüyor ve size bir görünmezlik veriyor. O yüzden E'yi geliştirmek çok önemli. Hemen bir gold ekleyeyim şöyle kendime. Şimdi mesela ben biraz denedim arkadaşlar. Hani en mantıklı build'i bulmaya çalıştım. Şu an 3 level'ım görüyorsunuz. Hani mahvolmuş aldık bir oyunda. Savaş çizmesi aldık. Kaç oldu attack speed'imiz şu an? %62. Bu da bonus 41 oldu değil mi? Sonra statik aldım. E'm kaç oldu? %97. Ama 3 level'ım mesela. Bu build'i tamamladığımda ben rahat bir kaç level olurum? 12-13 level olurum herhalde. Bakın görüyorsunuz E'yi geliştirebiliyorum. 12 level'da bu itemları aldım diyelim. E'mi geliştirdim. E'yi geliştirdiğiniz zaman bu şekilde arkadaşlar. E'yi bastığınızda böyle direkt görünmez oluyor Euro. Gördünüz mü? 16 saniyelik bir cooldown'ı var. Cooldown'ları kapatırsak şöyle görünmez oluyor. Ve attack speed kazandırıyor E'niz size. Yani bu şekilde kastığınız item'a göre skin'inizi geliştiriyorsunuz. Şunları hemen bir Q maxlayalım. Ultimizi açalım. Q'dan sonra E maxlayacağım. Bu kaç olmuş? 49. Mesela böyle bir build'de 3. item ebedi almanız gerekiyor. Ebediyi de aldığınız zaman bunu da direkt geliştirebiliyorsunuz. Bu Q ve E'yi geliştiriyorsunuz. W'yu geliştirmek için arkadaşlar 100 AP kasmanız gerekiyor. Bu hero'yu AP jungle olarak falan da oynanacakmış sanırım. AP'si de bayağı vuruyor. Bu AP'ler için yani. Bu AD carry oynayacak olanların bununla işi yok W'yu geliştirmekle. W'su böyle AP'den de vuruyor. %50 cooldown'unu azaltıyor ve 3 stack pasif uyguluyor. Şimdi pasifini de anlatacağım size Hero'nun. Yani en mantıklı build bu gibi geldi bana. Çünkü bu build'i kastığınız zaman hem Q'nuzu hem E'nizi 12 level'da geliştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın farklı bir build deneyelim. Mana veren build'ini denemiştim ben. Şöyle Essence Sliver biliyorsunuz skill'leri çok spamlayabiliriz bu build'de. Yine savaş çizmesi. Essence Sliver'dan sonra bir statik ve ebedi aldığımız zaman sadece Q'muzu geliştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu %87'de kalıyor. Bir tane daha attack speed item'ı almak gerekiyor ve ikisini geliştirmek bayağı uzun sürüyor. Hani bu şekilde. Ya da şöyle bir build yaptığımızda mesela hani ebedi kastık, statik kastık, 3. item bombardıman aldığımızda da sadece E'yi geliştirebiliyoruz. Yani Q'muz kalıyor bu sefer de. O yüzden en mantıklı build mahvolmuşta olan gibi mahvolmuş statik ebedi build gibi geldi. İkisini aynı anda geliştirebiliyoruz. Hero'yu tam potansiyelde kullanabiliyoruz böylelikle. Ve bundan sonra bir işte QSS alabiliriz duruma göre. Bombardıman alabiliriz. Orası çok önemli bir oyuna göre değişir. Yani bu 3 item aldığımız zaman hem Q'yu hem E'yi geliştirebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Hero'nun ultisini de anlatacağım size sonradan. Şimdi pasifini anlatayım biraz Hero'nun. Şöyle ejderde gösterebilirim sanırım pasifini. Şimdi arkadaşlar Hero'nun pasifi böyle altında stack bırakıyor görüyorsunuz. 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Şimdi 5. vuruşum ekstra bir hasar çıkartacak. Şey diyor. Bir saniye ejder çok ses yapıyorsun ya. Sal bakalım. 4 stack oluşturdu diyor oto atakları. Ve hani bu patlattığı şey yani şu vuruş şimdi. Yaratığın canı ne kadar azsa o kadar fazla vuruyormuş. Yani ya da işte şeyin. Ne diyor? Aynen. Rakibin canı ne kadar azsa o kadar fazla vuruyormuş bu 5. vuruşumuz. O alttaki pasifi patlatmamız yani şey gibi düşünün işte. Braum'un pasifini patlattığınızda da ekstra bir hasar çıkıyor ya. Onun gibi bir şey düşünün. Bu hero zaten öyle hani CC'li şampiyonlarla çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Onun dışında Lulunami gibi peel supportlarla da çok güzel olur. Janna'yla da çok güzel olabilir. Onu patlattığınız zaman ekstra bir hasar çıkarıyorsunuz. Hemen burada tekrardan göstereyim. Bir tane kukla çıkartalım. Böyle vurdum. Gördüğünüz gibi ekstra bir hasar çıkartıyor. Canı azaldığı için şimdi daha da fazla vuracak. Gitgide daha fazla vuracak şimdi mesela. Buraya bayağı bir vurur. Gördünüz mü? Gitgide daha fazla vuruyor. Canı ne kadar azsa pasifiniz o kadar çok vuruyor. Ve yeni rünümüzde de 919 gerçek hasar çıkartmışız şu ana kadar. Yani vurduğum şeylerde toplam 919 gerçek hasar çıkarmışım. Bu yeni rün de benim çok hoşuma gitti. Hani tapta Fiora'yı falan meta'ya sokabilecek bir ürün. Gayet güzel gerçek hasar direkt. Hani tanklar çok fazla önünüze düşen AD carry olarak tankları kesmekte zorluk yaşıyorduk. Gerçek hasar işimizi görebilecek bir şey. Bilmiyorum tabii bu şekilde gelir mi oyuna. Deneme aşamasında, deneme sürecinde çünkü şu anda bu ürün. İlerleyen videolarımda yine bir değişiklik olursa bu ürünle ilgili paylaşırım sizlerle. Hemen ultisini de göstereyim size Hero'nun. Başka atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum ama hani Q'sunu geliştirdiğimizde, ha Q'sunu göstermeyi unuttum. Q'sunu göstereyim şöyle 12 tane füzeyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla şey füze atıyor.
Hemen şöyle yaparsak. Geliştirdiğiniz zaman yani burst'u falan çok fazla Hero'nun. Biraz denedim ben. Şimdi tekrardan bota karşı da birazcık gösteririm size hasarını, öyle hasarını falan. Ultisini de göstereceğim zaten. Hemen bir çıkıp girelim oyuna. Hemen hızlıca bir tane daha kuralım. Karşıya bir bot ekleyelim. Tamam, Darius olsun. Başlat oyunu. Kaisa. Hero TR'ye geldiğinde tekrardan dereceli de videosunu çekerim arkadaşlar. Bu biraz tanıtım amaçlı bir video. İşte PBA kullanamayan arkadaşlar için olsun. Benim Hero'yu nasıl bulduğumu, görüşlerimi merak eden arkadaşlar için. Bence Hero çok güzel. Skill seti, skillleri falan benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle oynayacağım bir Hero. Bayağı eğlenceli bir Hero da aynı zamanda. Oyun başlasın. Ekranı da vereceğim size. Karşıya bot eklemeyi unuttuğum için ultiyi gösteremedim size. O yüzden böyle bir şey oldu. Kusura bakmayın. Yeni Rün de bu arada bayağı hoşuma gitti. Tanklara karşı edikeri olarak bayağı sıkıntı yaşıyorduk. Bunu da biraz gideriz diye düşünüyorum Yeni Rün'le. Bakalım, o da tabii aynı şekilde gelirse oyuna. Bu arada arkadaşlar, üniversite liginden bu hafta elendik. Perşembe günü tekrardan elemelere katılacağız eğer bir aksilik olmazsa. Bakalım o elemede daha iyi oynayıp ilk 16'ya girmeyi hedefliyoruz. Şimdi ileri alalım şu oyunu. Ben kendim bir level 6 yapayım da direkt. Ya da size önce Hero'nun örlük gücünü de göstereyim. Nasıl yapalım? Ben kendim şuraya bir... Ben 3 leal yapmak istiyorum kendime. Minyon kesmekle uğraşmayıp... Aa, bir dakika, bu lockmuş ya, pardon. Bakmadan şey yapıyordum. Tamam. Şöyle 3 skillim açık dursun. 30 saniyeler alalım. Darius hangi lane'e gidiyor bakalım. Tamam, bot da güzel. Darius tabii 3 level olsun. Yani Hero'nun 3 level'daki falan şeyine bakalım bir. Artık 3 olması lazım bu wave'le diye düşünüyorum. Olmuş zaten. E'nizi kullandığınızda arkadaşlar hasar çıkaramadığınız için E'nizi rakibe çok yakınken kullanmamalısınız. Ya gerçi karşımda Darius Doran'ın kalkanı falan varmış. Keşke Edikeri koysaydım karşıma. Ha, Hero'nun güzel bir hasarı var öyle de gördüğünüz gibi. Özellikle şu şeyi patlattığım zaman bayağı bir hasar çıkartacak. Ha, 4 level oldu adam, ona rağmen bayağı bir hasar çıkartıyor. Q'su falan wave clear'i çok güzel. Statik aldığınız zaman direkt Q artı bir tane auto atakla bütün wave'i clear'layabiliyorsunuz. Hemen çok fazla şey yapmadan ben ultisinin de kullanılışını göstereyim size. Şöyle bir şey yapalım. Kendime 6 level yapmak istiyorum. Şöyle bir item alalım. For build'imizi. Bu 3 item demiştik. Q'muzu geliştirelim. E'mizi de geliştirelim. Ultisinin kullanımını göstereceğim size. Mesela buradasınız. Adamın kuleye vurduğunu görüyorsunuz falan. W'nuzu atıyorsunuz arkadaşlar. Şu an minyon gelecek ama tutmayacak o yüzden bu W. Bakayım. Heh, şöyle. Buradan W'mu attım lane'e gelirken. Adama tuttu. Hemen ultimi basıyorum. Hop, yanındayım ve öldürdüm. Hani çok güzel bir mekanik olmuş bence ultisi. Hani fightler için bazıları diyorlar hani assassin gibi olmuş, bir edikeri uygun bir ulti falan değil diye düşünenler var ama benim çok hoşuma gitti. Hemen cooldown'da resetlersek tekrardan kendimi şöyle ışınlayayım ben. Burada bir daha bir kullanalım ultisini. Darius şu an doğdu. Kulenin şeyini kapatmadığım için gidemeyeceğim tabii yanına. Bir dakika, neredeydi onlar? Tamamdır. Şimdi onları bir temizleyelim de. Ya mesela çok uzağımadı ama. Hop, ultiyle geri geldim. Yani çok güzel bir mekanik. Adam kaçarken veya lane'e geldiğinizde adam tekse direkt üstüne atlayabiliyorsunuz bir edikeri olarak. Benim bayağı hoşuma gitti. Ultisi de bu şekilde. Skill'leri de çok hoşuma gitti Hero'nun. E'sinin atak speed vermesi, böyle görünmez olması. Bu görünmez olma mekaniği özellikle çok iyi. Hani fight'ta Vayne Q'su gibi düşünün. Direkt basıp görünmez olabiliyorsunuz. E'si hani %100 atak speed olmadan, geliştirmeden önce biraz sıkıntılı. Fight'larda falan kullanamazsınız. Botta takaslardan önce basmanız gereken bir skill. Çünkü kullanırken hani auto atak yapamıyorsunuz. Ama geliştirdiğinizde çok güzel oluyor. Benim bayağı hoşuma gitti Hero. Bu build'in de böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bu build'i kastığınız zaman hem Q'yu hem E'yi aynı anda geliştirebiliyorsunuz. Yani genel olarak sevdiğim Hero'yu arkadaşlar.
Bunun dışında şu an metanın güçlü etkilerinden de hemen bahsedeyim. Kettin, Tristana, Zaya ve Varus. Bu 4 runun şu an çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Hatta en güçlüsü şu an bence Kettin 8.4 yamasında. Bu hero da 8.5 yaması ile birlikte eklenecek oyuna. Yarın da büyük ihtimalle bir Kettin videosu çekip atarım. Şu an metada çok güçlü olduğu için. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kameralı videolar da gelecek bu arada. Onu da çözdüm sayılır arkadaşlar FPS problemini. Kanalıma abone olmayanlar varsa abone olup bu tarz videolarımı takip edebilirsiniz, beni destekleyebilirsiniz. Teşekkürler şimdiden. Onun için like atarak da videomun daha çok insanın karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz. Like atarak çok büyük desteğiniz olur bana. Çok teşekkür ederim şimdiden. Yorumlarınızı okuyorum bu arada. Yorumlarınızda bana iletmek istediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.